İlçemizde son günlerde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye ve köylerden ard arda sel felaketi haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüler Kemerağzı ve Karkın köylerine ait. Vatandaşlardan edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 8000 dekar bahçe ve arazi sular altında kalmış durumda. Vatandaşlar kendi çabaları ile kiraladıkları iş makineleri ile sel sularıyla mücadele ettiklerini belirtirken yetkililerden yardım istediler. İlçemizde aşırı sağanak yağışların yarattığı su taşkını ve sel felaketleri ard arda yaşanmaya devam ediyor. Son olarak da Kargın ve Kemerağzı bölgelerinde yaşanan sel felaketi, yaşanan mağduriyeti adeta gözler önüne serdi. Bölge vatandaşlarından edinilen bilgiye göre Yazır, Esenyurt, Kargın, Kemerağzı, Karataş ve Çaykenarı güzergahından giden sel suları yaklaşık 8000 dekar arazi ve bahçeyi deyim yerinde ise göle çevirdi. Adeta göle dönen arazilerde ekili sera karpuzu, tarla domatesleri, patates, armut, elma, arpa, buğday, nohut, barbunya ve mısır büyük zarar gördü. Çamur nedeniyle de karpuz ve ekin yetiştiricilerinin de hasadının 20 gün daha bekleneceği, elma bahçelerine ise ilaçlama yapılamadığı öğrenildi. Ayrıca vatandaşlar ulaştıkları yetkililerin topuğu başkasına attığını, gönderilen iş makinesinin de yeterli olmadığını, kendi imkanları ile kendi traktörleri ve kiraladıkları kepçelerle bölgeden geçen çayın yıkılan bariyerlerini kendilerinin onarmaya çalıştıklarını, sel suları ile kendi imkanlarıyla mücadele ettiklerini, çaresiz ve sahipsiz bir şekilde beklediklerini, herkesin kendi halinde başlarında bir yetkili olmadan çare aradığını ifade edip en azından bir kriz masası oluşturulabilirdi. Ancak henüz bizi arayan, soran olmadı. Çaresizce yetkililerden yardım eli uzanmasını beklediklerini, yaşanan felaketin derhal önlem alınmazsa defalarca tekrar edeceğini, hatta can kaybı bile yaşanabileceğini ifade ettiler. Evet, şu anda da bir domates serasındayız. Selden dolayı hasar gören sera ortalığı su bastı. Domateslerimiz komple su altında kaldı. Burası Karkın Çayı'ndan 1,5 kilometre uzaklıkta olan bir yer. Oradan buraya Gelesi'ye kadar ekin tarlaları, tarla domatesleri, elma bahçeleri, armut bahçeleri, mısır tarlaları komple zararda. Bir de burası uç nokta. Yani çaya en uzak olan bölge. Artık gerisini siz düşünün. Görüyorsunuz, suyun içinde yürüyoruz. Bizim tek istediğimiz yetkililerin sesimizin duyması ve bu Karkın Çayı'nın gerektiğince genişletilip suyun ovadan tahliye edilmesi. Korkuteli Karkın Mahallesi'ndeki su taşkınından sonraki olan ekinlerimizin hali. Şöyle göstereyim, görüyorsunuz. Çizme boyu. Burası komple böyle ekin tarlası. Yan tarafında hemen bir domates serası var. Domates serasının içinde de şu anda su baskını mevcut. Hasat zamanı gelmiş ekin tarlasında. Çayın taşması sonucunda bu sel felaketi başımıza geldi. Bizim istediğimiz sadece devlet büyüklerimizden, yetkililerden çayın temizlenmesi, taşan yerlerin tamirinin yapılması ve içindeki bulunan toprağın genişletilmesi. Burası hasat zamanına gelmiş bir ekin tarlası. Bu çayın yapılabilmesi için önce yetkililerden söz almıştık. Fakat sanki göstermelikmiş gibi çayın birazını temizlediler. Esas sorunlu olan yerleri hala duruyor. Ve sonuçta görüyorsunuz böyle su taşkınları meydana geliyor. Zararımız çok büyük. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Evet, burası Karkın Köprüsü. Köprü demeye de bir şahit ister. Çünkü bunun üzerinden 1 metre yüksekliğinde de çay taştı. Köprü görünmez hale geldi. Biz buraya anca girebildik. Kepçelerle yol kapatıldı. İşte sorunlu olan çayımız da burası.
Hala da akmaya devam ediyor. Gece saat 9'dan bu yana hala akıyor. Su seviyesini görüyorsunuz. Yollar kapatıldı kepçelerine. İletişim kesildi dünyayla desek yeridir. Bu her zaman böyle. Her yağışta böyle. Köprü yok hale geliyor. Bu görüntüyü daha önce çekemedik çünkü anca girebildik buraya. Evet arkadaşlar, Garkın çayının taşması sonucunda bazı bölgelerde derin yarıklar oluştu. Ondan dolayı insan kendi imkanlarıyla herkes kim yer? Ufak da olsa kepçe getirdi. Ben yerim abim orayı. O yüzden reklama ihtiyacımız vardı, o da oldu. O yüzden devletten bize bir şey kalmadı. Herkes kendi başının çaresine bakıyor. Burası Garkın çayı. Sayın Korukteli TV izleyicileri, şu anda Garkın çayındaki taşkından dolayı kepçe çalıştırıyoruz ve yetkililerden çare bekliyoruz diye daha önce dile getirmiştik. DSİ'yi buraya daha önce paletli büyük kepçe gönderdi fakat sadece göstermelik olarak Garkın Köprüsü'nün 100 metre berisine kadar çalıştı. Daha sonra da çalışmadı. Şu anda yanımızda yıllardır burada çiftçilik yapan ve ömrünü bu ovada geçirmiş olan Süleyman abimiz var. Abi, bu çay konusunda neler çektiğini şimdiye kadar hem elma bahçesinde hem kavunda, karpuzda neler çektiğini kısaca bize anlatır mısın? Oğlum bir an tadır ovada nöbet tutuyoruz, görmüyor musun? Evet abi. Her taraf su altında. Zerçele, bahçele, ekinle. Evet abi. Abi yetkililerden kepçe istiyoruz. Temizlenmesini, çayın. Islah edilmesini. Evet. Şu anda arkanda da zaten görünüyor arpa tarlası, armut bahçeleri. Şu anda Kemer Ağzı köyündeyiz. Kısa da olsa dile getiriyor çayın çiftçimiz. Kendisi de domates yetiştiriyor. Elma yetiştiriyor, karpuz yetiştiriyor. Biraz bekliyoruz ya çaydan. Bir tane yetkili gelip de bizim derdimize derman olmadı değil mi abi?